Merhaba, merhaba, merhaba. Remzi Özdemir varsa tabii ki iki değil, üç kez gelir. Merhaba, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bugün 17 Temmuz 2024 konut satışlarında buluştuk. Konut satışları ve konut fiyat endeksinde buluştuk. Hem TÜİK hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı. Melda ile de Remzi Özdemir bir araya gelince ne konuşur? En çok ne merak edilir? Konut satışları şimdi ne olacak? Almalı mı? Dip yaptı mı? Şimdi ne oldu peki Remzi abi diyenler? Nerede çok olacaktır. Hepsi için hoş geldiniz. Vallahi ben buradaydım. Bir yere gitmedim. Gidenlere aslında hoş geldin demek lazım. Hoş geldin bu arada Melda. Bütün belli oluyor. Bütün belli oluyor. Evet, çok şükür. Hoş bulduk Melda. Şimdi hemen başlayalım. Konut satışları dediğimizde bir gözlük yardımını alayım ve konut satışları dip yaptı mı diye sorayım. Çünkü dipten dönüş başladı mı, daha fazla düşecek alan var mı dedirten veriler geldi. Konut satışları Türkiye göre 80 binin altına indi. 100 bin iyidir. 80 binin altı alengirlidir. 60 bin deyince işte orada kaostur. Şimdi 79.313 konut satıldı TÜİK'e göre ve burada %5,2'lik düşüş var ama biz daha sert düşüşleri de görmüştük. Şunu da söyleyeyim, hadi verileri söyleyeyim, sözü sonra size bırakayım. Haziranda her 100 evden 8'i neredeyse krediyle satıldı. Aslında 8,6 bu da önemli. Tüm Türkiye'de satıla 6.813 konut ancak krediyle satılmış. Konut fiyatları yine Merkez Bankası'na göre TL bazında Mayıs'ta %45 arttı. Enflasyondan arındırıldığında da işte %14,9 düştü diyoruz. Oradan geliyoruz frene. Geldim ilk soruya. Hepsini adım adım konuşacağız. Konut satışları şimdi dip yaptı mı? Reel olarak yani daha da düşecek diyordu Remzi abi. Ne oldu derler. Ben baştan söyleyeyim. Nasıl açıklayalım bu rakamları? Dip yaptı mı? Dipten dönüş yani bir anlamda başladı mı? Şimdi Melda, dip kelimesini çok iyi anlatmak lazım insanlara. Yani şöyle, seninle hep yaptığımız programlarda aynısını söylüyoruz. Bu tanımlanamayan, daha önce görmediğimiz bir kriz. Yani şu an Türkiye'nin özellikle NAS'la başlayan bu krizi şu anda Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz bir kriz. Onun için bu krizin büyüklüğünü tarif edemiyoruz. Yani aklımıza, hayalimize, iktisat bilgimize, finansal bilgimize sığmayacak kadar büyük bir kriz yaşıyoruz. Önce onu kabul etmek lazım. Vatandaş bazen kabul etmiyor. Hep vatandaşın aklında heyet geçecek. Çünkü 20 yıldır mevcut siyasi iradenin bir heyet politikası var. Yani öyle ya da böyle bir noktadan döndürmüştür. İşte ucuz konut kredisi pompalamıştır, kamu bankaları devreye girmiştir, vergi avantajı sağlamıştır ve hep teğet geçmiştir. Bu da insanlarda hep teğet beklentisine neden oluyor. Bunu da bir kenara bırakarak soruya geliyorum. Konutta dibi görmedik. Çünkü konut sektöründe dip yok. Dip diyebilmemiz için önce bu krizi tanımlayabilmemiz lazım. Krizin bittiğini söyleyebilmemiz lazım. Ya da Eylül'de, Ekim'de, gelecek yıl, bir sonraki yıl bitecek dememiz lazım. Dahası enflasyonun, evet enflasyon düşüyor diyorlar herkes. Enflasyon baz etkisiyle düşüyor. Yani bakın, enflasyon sadece şu anki düşüş baz etkisiyle önümüzdeki 3 ay daha baz etkisiyle düşecek. Bu gerçek bir düşüş değil. Yani fiyatların artık durma noktasına geldiğini söyleyebilmemiz için baz etkisiyle değil, bir yıl sonraki Haziran enflasyonunu görmemiz lazım. Yani Haziran ayındaki bugünkü enflasyonu gelecek yıl eğer bu Haziran'ın altında gelirse, evet enflasyon düşmeye başlıyor diyebilirim. Ama şu anki verilerle enflasyon düşüyor diyemeyiz. Baz etkisiyle düşüyor. Bir yıl öncesine göre. Gelelim konutta dibe. Hayır, konutta dibi göremedik. Görmeyeceğiz de. Bu trend uzun bir süre devam edecek. Bunun tek bir nedeni var. Hani bir söz vardır, eskilerin sözüdür. Bunu annem çok kullanır. Zamanında çocuk gelmiş, demiş ki baba deve bir pul alalım da.
Oğlum yok demiş, alamayız, paramız yok. Birkaç yıl sonra tekrar gelmiş. Aa baba bak demiş, deve satıyorlar 100 pula. Oğlum demiş 100 tane al. Yani senin alım gücün olmadıktan sonra konutun alt seviyede, üst seviyede olmasının hiçbir anlamı yok. Neden üst segment A-plus konutlar halen satılıyor? Bakın şu anda Türkiye'de satılan konutların %50'si A-plus dediğimiz markalı konutlar halen satılıyor. İşte emlak konutun konutu satılıyor, bilmem hangi firmanın konutu satılıyor, bunlar satılıyor. Yani alım gücü yüksek olan insanlar alıyor. Önce bunu ayırt edebilmemiz lazım. Biz bunu ayırt edemiyoruz. Bak sen bile bana bu rakamları verirken düz rakam veriyorsun. Ne diyorsun? 100 bin rakam iyidir. İşte 70 bin şudur, 60 binin altı. Tamam da bunun kaçı A-plus konutlar? Bunu iyi bilmek lazım. Şu anda satılan konutların %50'den fazlası A-plus. Yani parası olan zengin adam, zengin adam zaten her zaman alabiliyor. Zengin adamın işte biraz önceki örnekteki gibi sorunu yok ki Melda. O adam bizde de alır, zirvede de alır. Onun için o birim maliyetin önemi yoktur. Parası vardır, değerlendiriyordur, borsada değerlendiriyordur. Uluslararası borsalarda ya da varlığı vardır gider. Fiyatına bile bakmaz, pazarlık bile etmez. Ben yıllar önce bir şahit oldum. Yine bir markalı konutta adam oturuyor, geliyor bana işte adamın ismini tam söylemeyeyim ama Mahmut diyelim. Mahmut bana 20 tane ayırıyor. Evet. Ya karpuz ayırır gibi. Bakın ben lansmanına gittim o inşaat şirketinin, havalimanının yolu üzerinde yapılan markalı bir. 20 tane geldi adam bana ayır dedi. Abi baktım bilmem kim geldi, bir bankanın genel müdür yardımcısı. Mahmut abi 4 tane bana ayır. Aynen böyle. Adam 4 tane 3 artı 1 diyor. Öbürü geldi. Ya diyor Mahmut abi bana 22 tane ayır. 4 tane de oğluma ayır. Bakın. Şimdi böyle bir segment var. Bu segment hiçbir zaman bitmeyecek. Yani bu her zaman konut satışlarını diri gösterecek bir şey. Çünkü Türkiye'de gelir adaletsizliği var. Türkiye'nin geliri, bunu daha önce de konuşmuştuk, %15'liğin elinde duruyor. Yani Türkiye'nin yaklaşık %70-80'i açlık sınırında yaşarken, açlık sınırında yaşarken belirli bir kesim var ki Bodrum'da lahmacuna 1000 de veriyor, otoparka 800 de veriyor. Şikayetçi olmuyor. Bakın Fatih Altaylı'ydı galiba. Hani, yok. Cüneyt Özdemir'in programında ya otoparka 800 lira adam demiş ki itiraz etmemiş, yani herkes veriyor demiş, kimse sesini çıkartmıyor, sen niye sesini çıkartıyorsun? Yani bir otoparka verilen 800 liranın normal olduğunu düşünen bir kesim var, öyle bir gelir olan kesim. Onun için sözü uzatmadan konutta bu rakamlar her zaman olacaktır Melda, ama biz bizim kesime bakalım, daha orta direğe, daha orta tabakaya bakalım. Altın zaten konut sahibi olma şansı yok. Emeklinin yok, işçinin yok, mavi yakalının yok. Yani daha belirli bir gelir seviyesi olan. Yani eskiden çalışarak ev alma hayali kuran ve bunu da bir şekilde gerçekleştiren, kredi alan insanlar için o bitti mi? Şunu soracağım peki, sözünüzü balla virgül koymuş olayım, kesmiş olmayayım. Yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi gelirse, şimdi hani faiz indirimi gelir mi, Eylül'de olur mu diyenler bile var ya, bunu bile konuşuyoruz ya, bu anlamda bir hareketlilik gelir mi? Çünkü hani o zaman da konut kredisiyle belki daha satın alabilir noktalara gelir miyim? İşte faiz inerse de fiyatlar etkilenir mi? Melda, güzel Melda, sorun faiz değil bak. Sorun gelir adaletsizliği. Şu anda senin mesleğin doktorsun diyelim. Devlette çalışan bir doktorsun. Senin aldığın maaş 70 bin lira. Kocanın da aldığı maaş, o da doktor, 70 bin lira, 140 bin lira. Hadi diyelim 200 bin lira aldınız birlikte. Şimdi siz 200 bin liraya İstanbul'da, Güngören'de, bakın Güngören diyorum, Güngören'i küçümsemiyorum, ya da diyorum Ali Beyköy'de ya da Zeytinburnu'nda ortalama 2 artı 1 daire 5 milyon lira. Daha 1 mı? Milyon lira verdiniz, 4 milyonun kredi almak isteseniz 280 bin lira taksit ödeyeceksiniz. Aynen. Demek ki bir doktor
bunu ödeyemez. Peki faiz düştü 1'e diyelim. Ne olacak? 280 bin liralık taksidiniz sizin 210 bin liraya düşecek. Yani sen faizi sıfırlasan dahi konuta erişilebilirlik sorunundan dolayı alamayacaksın. Sorun burada konut fiyatları değil. Bakın konut fiyatları şu an ucuz. İşte Merkez Bankası'nın verisine bak. Konut fiyatları ucuz. Konut fiyatları reel olarak düşüyor. Bir yıl önce biz seninle yaptığımız programda hatırlarsan ne dedik? 2024 yılı öldü. Konut almayın dedik. Hatırlıyor musun? Evet, çok net. Biz bunu 2023'te söyledik. Yani 2023 yılında parasını konuta yatıran bugün %20 civarında zararda. %20 civarında zararda. Hele o parayı bir de faizde tutmuş olsaydı zararı tamamen daha katlanmış olacaktı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Lütfen faizler düşerse konut yeniden hareketlenir mi sorusunu sormayın. Neden sormayın? Çünkü şu an yaşanan faiz sorunu değil. Faizi sıfır versen bile işte bak Mahmut Bey de bir inşaat şirketi sıfır faizle konut veriyor. Gel diyor sat alayım ben al benden sıfır. Ama fiyat nedir? 7 milyon lira. 7 milyon lira. Yani sen Mahmut Bey'de bir 7 milyona konut alacaksın. Faiz sıfır olsan ne olur olmasan olur. Bunu ödeyemeyeceksin. Bunun taksitini ödeyemiyorsun. Çünkü nasıl ekonomisi bir uçurum yarattı. Bu nedenle konutu ben üst segment hariç, A-plus hariç unutun diyorum. Ha peki konut alan yok mu? Var. Altının evet, varsa. Evet, altının varsa senin bir kenarda, senin bir kenarda dövizin vardıysa, senin kur korumalıdan bir para kazandıysan bu kesim alıyor Melda. Ve gerçekten de bunlar için çok güzel bir fırsat. Çünkü gitti altının da yükselişi nedeniyle parasını bozdurdu. Gitti konut aldı. 5 milyonluk eve dedi ki ben sana bunu cash vereceğim. Kredi yok, bir şey yok. Bak masaya parayı koyuyorum. Bana bunu 4 milyona ver. Verdiler, aldılar bu insanlar. Alıyorlar da ama bunu yapacak insan sayısı da parmak sayısı kadar sınırlı Melda. Bu nedenle konuttaki sorun çok büyük. Bakın bugün biraz önce SPK'nın bir tebliği yayınlandı. O kadar kriz büyük ki çünkü barınma krizi geliyor. Bakın barınma krizi. Yani bu Rusya'da da oldu ve Rusya barınma krizini nasıl çözdü? Şehrin dışında yaptığı 3000 dairelik, 5000 dairelik böyle devasa binalar yaptı böyle kibrit kutusu gibi. Hepsi 25 metrekare, 30 metrekare. İnsanlar oralarda oturmaya başladı. Ve gerçekten de barınma krizini öyle çözdüler. 3 artı 1, 2 artı 1 yok. Ha, onun belirli kesim alabilirdi ancak. Türkiye'de buraya gidiyor. Yani Türkiye'de insanlar artık barınma krizine doğru gidiyor. Ve sen kalkacaksın İstanbul'un en dışı nereye? Çatalca tarafı. Orada gideceksin, oraya da metro gidecek ya da ne gidecekse. Orada 30 metrekarelik evde oturacaksın. Yani biraz önce ben gösterdiğim gibi koca bir salon, işte koca bir şey olmayacak. Türkiye artık sosyolojik olarak da değişmeye başladı, başlayacak. Bu kriz herkesi terbiye edecek. Seni de edecek, beni de edecek, çocuklarımızı da gelecek hissi de. Evet, ediyor. Bu da sorunu tekrar yanıtlamak gerekirse bir dibi görmedik. Çünkü dibin neresi olduğunu bilmiyoruz. İkincisi faizlerin düşüşü hiçbir anlam ifade etmiyor. Ve en önemlisi konut fiyatları. Konut fiyatları şu anda düşüyor. Reel olarak düşüyor. Tabela fiyatı da düşer mi diye onu sorayım. Çünkü tabela dediğim ne? Yani ilana çıkmış işte sarı ilan sayfalarına bakın ya da eskiden işte afişler asılırdı. Oradaki fiyat da düşer mi? Yani herkes bunu görmek istiyor. Çünkü diyor ki Remzi abi bunu diyor ama ben 7 milyonluk evi işte 10 milyona gördüm diyor. Artmış diyor. Ama işte reel anlamda işte biz enflasyondan arındırıldığında falan diyoruz ama tabelayı görmek istiyor. Yani oradaki düşüşü de göreceğiz mi o zaman dibi görmediysek? Melda, şimdi önce Türkiye'de konut fiyat ya da konut satışı ve fiyatlar nasıl tespit ediliyor? İki türlü tespit ediliyor. TÜİK ve Merkez Bankası. Bir o sarı sayfalı internetler var ya işte konut satışlarının olduğu. Oradan takip ediliyor. İkincisi de
kapı fiyatlarından takip ediliyor. Yani 2+1 100 metrekare bir konut bir yıl önce kaça satılmış, bu yıl kaça satılmış. Bir oradan takip ediliyor. Bu tam sağlıklı değil. Neden sağlıklı değil? Çünkü Türkiye'de kimse konut fiyatını, gerçek değerini göstermiyor. Raiç değeri göstermiyor. İşte maliye de bunu. Bu nedenle bu istatistik sağlıklı değil. İkincisi sarı siteler ya da konut ilanlarının yayınlandığı. Burada emlakçıların kontrolünde bakın. Bu siteler emlakçıların kontrolünde. Çünkü Türkiye'de emlakçılık bir meslek değil. Emlakçılık adam gibi dünyada yapılan bir meslek değil. Var bu işi adam gibi yapan var ama büyük bir bölümü sahtekar. Mahalle arasında dolandırıcı, işte hiçbir eğitimi olmayan, bakın ben burada liyakattan bahsediyorum. Hiçbir eğitimi olmayan, bu konuda profesyonel olmayan emlakçılar. Maalesef emlakçılık sektöründe sorunu. Bunlar yüzünden de biz gerçek fiyat artışını, gerçek fiyat düşüşünü bilemiyoruz. Mesela geçen bir emlakçıyla konuştum. Bir tane teyze ev satacak Melda. Evinin fiyatı 4 milyon lira. Teyze emlakçıya demiş ki Bakırköy'de bu bir daire ve eski kentsel dönüşüm şeyinde. Benim evime demiş 6 milyon istiyorum demiş. Pazarlık açık. Bakın 6 milyona sat. Bana 6 milyonu ver pazarlıkla, sen üstünü alırsın. Emlakçı buna 7,5 milyon lira fiyat çekmiş. Bakın yani anlatabiliyor muyum? Şimdi sen bu rakamı nasıl sağlıklı yorumlarsın Melda? Yorumlayamazsın. Gelelim sorunun yanıtına. Biz tabelada fiyatın düşüşünü görebilecek miyiz? Şu anda enflasyon %70. %70 enflasyon olduğu bir ülkede tabelada fiyatların düştüğünü göremeyiz. Aşağı geldiğini görebiliriz ama istatistiksel olarak görmemiz şu anda mümkün değil. Peki bunu ne zaman görebiliriz? Bunu gerçekten eğer iktidarın, ekonomi yönetiminin söylediği o enflasyon düşüyor kelimesi gerçekse önümüzdeki yıldan itibaren konut fiyatlarında nominal olarak ya da senin tabirinle tabela olarak da göreceğiz. Ama şu anda son 14 yılın en sert konut fiyat düşüşünü yaşıyoruz reel anlamda. Yani enflasyonda. Bunun Türkçesi şu: parasını konuta yatıranlar reel anlamda zarar ediyor Melda. Evet. O zaman bundan sonra diyeceğim, yani yine de hani dibi görmedik ama yine de hani dediğiniz gibi parası olan, tabiri yerindeyse, zaten dün gördük 12.500 lira emekli maaşı, 17.000 asgari ücret, bordrolu özel sektörde aynı parayı alıyorlar neredeyse. Yani böyle bir durumda insanlar nasıl dediğiniz gibi çalışıp da bir şey yapsınlar, o ayrı bir mevzu. Şuna gelmek istiyorum. Buradan o zaman gittiğimizde, sizin bir erken seçim mevzunuz var. Aslında biz de konuşmuştuk ama tarihte başka yerde gelince haber anlamında kaçtı. Neyse, ona da geleceğim. Şuna gelelim. Kira artış oranı, işte 125 sınırı kalktı. O zaman ne olacak? Şimdi iyi fiyat bulduysa konutu yatırımlık alıp kiraya vermek avantaj mı, dezavantaj mı? Çünkü sınır kalktı. Hani oradan da şeye geçeceğim. Kira artış hızı ne olur? Melda, dünyanın hiçbir yerinde konut yatırım aracı değildir. Türkiye'de maalesef bu yatırım aracı olarak görülüyor Türkiye'de. Bu çok yanlış bir olay. Çünkü Türkiye'de yatırım araçları sağlıklı değil. Borsa diyorsunuz, borsada akıl almaz oyunlar dönüyor. Sert düşüşler yaşanıyor, sert yükselişler. Yani yatırımcı işte halka arzda girdi, ağzının payını aldı çıktı, parayı batırdı çıktı halka arzlarda. Döviz diyorsunuz, işte görüyorsunuz son 10 aydır, 11 aydır Merkez Bankası dolara adeta çivi çaktı, 32 liraya. 1 gram yukarıya gitmiyor, 33'e geliyor, kafasına vuruyor. Oradan zarar ediyor. Mevduat desen, evet mevduat faizi yüksek. Bir ay sana %55 veriyor, öbür ay 50 veriyor, öbür ay 44 veriyor. Yani istikrarsız. Türkiye'de yatırım araçları istikrarlı değil. Bu nedenle insanlar yatırımlarını ya altına ya da konuta yöneltiyor. Ama bu defa şunu söyleyeyim Melda. Konut artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Bakın bunu net olarak söylüyorum. Biraz önce söyledim ya, Türkiye sosyolojik bir değişim içerisinde. Yani bu kriz Türkiye'de de büyük değişimlere neden oluyor. Bu sebeple artık kimse ben konut alayım,
seneye bunu iki katına satarım. Bunu düşünmesin Melda. Artık bitti. Türkiye'de biraz önce de ifade ettim. Büyük bir barınma krizi geliyor. Büyük bir barınma krizi. Bu barınma krizi aynı zamanda kiralarda da olacak. Bakın neden olacak? Şimdi ev sahibi de olmak istemem ben şahsen. Kiraya verebileceğim bir evim olsa istemem. Neden istemem? Çünkü 5 milyonluk ev diyelim. Hep 5 milyon standart. Çünkü Merkez Bankası'nın da evet, ortalaması İstanbul'da 5 milyon 100 küsür bin lira ortalama konutu. 3 milyon İstanbul'da da 5 milyona yaklaşıyor. Ama yani o 3 milyonu nereden buluyor? Ağrı'daki fiyatı buluyor. Aynen, aynen. Buluyor. Onun için İstanbul'u baz almak gerekiyor. Evet. 5 milyon meydan. Şimdi sen 5 milyona bir paranı yatırdın, ev aldın. 5 milyonu ki aylık bu şartlarda 280-300 bine yakın bir faiz alabilirsin. Tamam dedik, biz konut aldık. Kaça vereceksin 5 milyonluk evi? Bugün verebileceğin fiyat 20 bin liradır. 20 bin lira. Peki 20 bin liralık kirayı Türkiye'de kaç kişi ödeyebilir? Bakın bu da çok önemli. Ben geldim, ben tuttum. Verdiğinde ne kadar süre aldın? Ha, işte onu söyleyeceğim. 20 bin liraya ben tuttum. Peki bunu kaç ay düzenli ödeyebileceğim? Çünkü gelir adaletsizliği, bakın hepsinin arkasına gelir adaletsizliği yatıyor. O kadar büyük ki ben insanların kiraya vermek için ev almasını tavsiye etmiyorum. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü o kirayı alamayacaksınız bir süre sonra. Çünkü önümüzdeki günlerde bu kriz daha da derinleşecek. Bakın Türkiye daha henüz parasal sıkılaştırmaya girmedi. Yani resesyona da tam anlamıyla girmedi. Yavaş yavaş giriyor. Bakın şirketler yavaş yavaş konkordato ilan ediyor. Yavaş yavaş bu iflaslara dönüşecek. İflaslara. İflas demek işsizlik demek. Şu anda bakıyorsun halen işsizlik düşüyor. Doğru mu? En son yine düştük. Peki evet. Parasal sıkılaştırmada işsizlik düşer mi? Hayır, düşmez. Tam tersi artar. Bu artacak. Bu yukarı TÜİK istediği kadar başarılı olsun rakamları düşük göstermede. Ama işsizlik hızla artacak. Senin kiracın bugün kirayı ödeyecek ama yarın ödeyemeyecek. Çünkü işsiz kalacak. Sen ondan 5 ay, 6 ay kirayı almadığın zaman zaten dengen bozulacak. O evi zaten sen 5 bin liraya, 6 bin liraya vermiş gibi olacaksın. Alamadığın bir kira hiçbir anlamı yok. Bu nedenle, bu kriz nedeniyle ev sahipleri kira sevdasından vazgeçecek. Yani insanlar mümkün olduğunca ona yönelmeyecek. İşte yönelmemesi de barınma krizine neden olacak. SPK hemen bir tebliğ değişikliği yaptı. Akşamı bile beklemeden bugün yayınlandı. Neydi? Gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Eğer sen bir GO kuracaksan bunun en az %40'ını konut yapmak zorundasın. Yani konut yapacak ki bunu kiraya veren insanlar barınma krizi sorunu, insanların barınma krizi. Peki GO'lar o kadar hevesli mi buna? Hayır, hevesli değil. Yani ben AVM yapmak varken işte stopajını bile ödemeyeceğim, kiracıya yıkacağım dükkanlar varken niye konut yapayım ki? Bakın yani SPK'nın bu tebliği de aslında işlevsel değil. Bu nedenle yine geldim aynı cümleye. Büyük bir barınma krizi geliyor. Büyük bir barınma krizi geliyor. Ev sahibi kirasını alabildiği kiracısını pamuğa sarsın, korusun, kimseye kaptırmasın. Kendisini taciz etmeyen ev sahipleri de kiracılar pamuğa sarsın, korusun. Kimse yerinden kıpırdamasın. Büyük bir kasırga geliyor konutta. Barınma krizi adı. Evet, şimdi normalde hani Eylül'e doğru, Ağustos sonu gibi işte üniversite sınavları, sonuçları, yerleşmeler, işte tayinler derken fiyatlar artar ve biz bunu takip ederiz. Şimdi o zaman mesela Eylül'de nasıl bir fiyat görebiliriz? Nasıl bir artış görebiliriz? Mesela kira artışı şimdi enflasyon üstü bir şekilde mi çıkacak karşımıza? Şimdi 20 bin lira olan kira ne bileyim 30 mu olur, 40 mı olur? Öyle bir rakam üzerinden gidebilir miyiz? Melda, evet doğrudur. Çok ciddi anlamda bir kiraya talep olacak kiralığa. Çünkü üniversiteler başlıyor. Yurtların yeterli olmaması bütün bu sorunları arttırıyor. Memur tayinleri. Evet. Zaten artık İstanbul gibi şehirlere kimse tayin istemiyor. Bu bir gerçek. Ama siz mesela şimdi bugün senin de çocuğun var. Ankara'da ya da İstanbul'da üniversiteyi kazandı diyelim. Ve sen ona bir ev tutmak istiyorsun.
40 bin liraya, 45 bin liraya ev tutamazsın Melda. Eğer 40 bin lira kira verebilecek bir ekonomik gücün var ise sen ona 1+1 ev alabilecek güce de sahipsin demektir. Peki Türkiye'de kaç kişi 40 bin liralık kirayı ödeyecek? Yani kira daha nereye gidecek ki sen o kirayı ödeyesin? İşte bu nedenle kirada da hani biraz önce konuta erişilebilirlik dedim ya, konutta da ödeyebilirlik alınması lazım. Alınacak da, yani yoksa bunun sonu yok. Yaz geldi, işte Eylül'de üniversiteler açılıyor. Benim evim 30 bin lira, ben bunu 50 bin lira. Yok öyle bir dünya. Yani sen onu, o parayı ödeyecek insanları bulamazsın. Yani şu olur, bir öğrenci değil de 10 öğrenci kalır. 20 öğrenci kalır evde, yurt gibi kalırlar. O parayı öder, 50 bini de öder ama o evin nasıl olur? O evin harabe olur. Onun için artık o dönem de bitti Melda. Yani bakın, ısrarla söylüyorum Melda. Yani Türkiye artık değişmek zorunda, değişecek. O dönem bitti. Bak senin söylediklerin hepsi eski Türkiye'deydi. Şimdi yeni Türkiye var artık. Yeni Türkiye'de bir konut yatırım aracı... Ben de o kadar bayat değilim canım. Nasıl? Ben de o kadar bayat değilim eski Türkiye. Hayır estağfurullah, ben o anlamda demedim. Eski Türkiye'yi kavram anlamında söylüyorum. Yani artık bitti. Yani geçen yılki Türkiye bu yıl olmayacak. Geçen yılki o ekonomik alışkanlıklar bu yıl olmayacak. Bakın mesela birçok restoran geliyor. Hani bekleyin daha kötüsü geliyor. Evet. Bakın birçok restoranlara artık insanlar gidemiyor. Niye gidemiyor? Aynen. İşte çünkü en basitinden mesela bugüne kadar biz Bodrum'da ne dedik? Lahmacunla dalga geçerdik. Lahmacun 1000 lira. Ya sen İstanbul'da da sıradan bir fırın lahmacunu, yani fırınlar böyle dürüm yapıyor ya, 150-200 lira Melda ya. Adam başı 3 tane lahmacun yiysen 600 lira. 3 kişilik bir eş, bir çocuk gittiğin zaman 1000 lira ya. 1000 lira lahmacuna veremezsin. Yani emekli maaşının 12.500 olduğu, ağırlıklı olarak olduğu, 17.002 lira asgari ücretin olduğu bir ülkede, işte bu yeni Türkiye'dir Melda. Yani aynen, artık insanlar ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Şunu söylemeden edemeyeceğim, gözümün önüne geldi bir anda. Karayoluyla gittik geldik tatile. Bir yerde durduk, ihtiyaç molası. Böyle otobüslerin durduğu bir yerde. Hani şık olmayan eski tip bir 80'lerdeki gibi. Fiyat listesi koymuşlar lokanta ve insanlar gelmiş, otobüsten inen insanlar haliyle böyle kara kara bakıyorlar. Fırın makarna 170 lira yazıyordu. Fırın makarna, yani ne olabilir ki? Makarna aslında işin sonu. 170 lira birbirlerine soruyorlardı yani ne yapalım diye. Öyle bir durum yani, hani inanılmaz. Aslında bakın o lokantanın da, lokantanın da suçu yok. Bakın mesela insanlar... Aynen, onları suçlamak değil mevzum. Çünkü işçilik maliyeti, vergi maliyeti, su, elektrik, bütün bunlar bir maliyet oluşturuyor. Mesela en basitinden limon kavgası, biliyorsun. Limon bugün 120 liraya, 100 lirayla 120 lira arasında satılıyor. Ama tarladaki üretici limonları çöpe atıyor. Peki düşündüğünüz zaman neden çöpe atıyor? Yani burada 100 lira, bu adam aptal mı? Bakın işte aradaki o nüansı insanlar görmüyor. O limon Antalya'da ya da Mersin'den dalından toplamak bir maliyet. O maliyetin üzerine o tarladan alıp ya da bahçeden alıp hale getirmek bir maliyet. Halden onu İstanbul'a getirmek karayolu maliyeti. Bak sen bir tatilden geldin diyorsun. Ne kadar benzin yaktın, ne kadar yol ücreti ödedin, ne kadar köprü ücreti ödedin. Emin ol ki yaktığın benzinin yarısından daha fazlasını otoyol ücreti olarak ödedin. Yani bütün bunlar maliyet. Ve bu maliyetleri koyduğun zaman o makarnanın fiyatı ortaya çıkıyor. Yani insanlar kızıyor. Ya bu kadar olur mu? Olur tabii ki. Yani senin kiran artıyor. Aynen, senin asgari ücretin artıyor. Bakın mesela bir yıl önce asgari ücretinin SGK maliyeti 1600 liraydı. Şu anda 7000 lira. Nerede? 7000 lira. Yani o makarnanın 100 küsür lira olması son derece doğal. Çünkü Türkiye'de bir fiyat algısı bozuldu. İkincisi ekonomik kriz artık her şeyin ipin ucunun kaçmasına neden oldu. Gerçekten zor dönem. Ben buradan insanlara şunu tavsiye etmek istiyorum. Paranız varsa tatil bile yapmayın.
Yapmayın ya, şu 2-3 yıl tatil yapmayın. Bırakın Melda gitsin. Melda gider. Ama siz yapmayın. Paranızı biriktirin, tasarruf yapın, kötü günlere saklayın. Çünkü gerçekten biz daha kötü günler görmedik. İşte biraz önce de söylüyordum, cümlem yarım kaldı. Parasal sıkılaştırma önümüzdeki dönem yapılacak, mecbur yapacaklar. Enflasyonu düşürüp dengeleri sağlayabilmek için. Bunu yaptıkları zaman inanın bana, inanın 5 litrelik ayçiçeği yağlamayacağız gibi yarım litrelik ayçiçeği alacağız. O kadar sıkıntılı günler geliyor. Herkes cebindeki paraya sahip çıksın. Bu dönem para harcama, dışarıda yemek yeme, dışarıda kahve içme dönemi ya da 5 yıldızlıyı boş verin, pansiyonda tatil yapma dönemi değil. Ha, yapanlar olacaktır. Onlar zaten azınlık. O azınlık apayrı. Ama siz Türkiye'nin %75'i, 80'i tasarruf etmek zorunda. Her kuruşu saklayıp onu yatırım aracına yönlendirmesi lazım ki kötü günlerde rahat nefes alsın. O kötü evet. günler geliyor Melda. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Erken seçim senaryosu da dile geldi. Remzi Özdemir söyledi. Biz de daha önce konuşmuştuk. Şimdi tarihle geldiniz. Şimdi tarihle gelince de aslında şöyle bir baktığımda Ağustos sonu Eylül başı gibi bir hareketlilik başlar mı? Hem dövizde hareketlilik başlar mı? Hem de devamında soracağım soru. Şimşek politikalarını bu süreç, bu senaryo durdurur mu? Yani o zaman biz bugün söylediklerimizin hepsini bir anlamda bir ay sonra konuşmaz mıyız? Eğer erken seçim yola çıktıysa. Melda, erken seçim kesin. Yani hiç onun umucumu dumu yok. Burada ip ya da ateş şeyin elinde, MHP'nin elinde. Burada MHP o ateşi ne zaman yakacak? O meşalenin evet. ateşini ne zaman yakacak? Şimdi Kasım ayı akıllardan geçiyor ama ağırlıklı olarak özellikle milletvekillerinin özlük hakları vesaire şu bu gibi böyle şeylerle Nisan ayı üzerinde çok yoğunluk kazanıyor. Bakın 2025 Nisan 27-28 geçin bunları. Yani 27'nin 25'in en fazla Nisan ayı. Bakın en fazla Nisan ayında bu ülke seçime girecek. Ha Kasım'da olabilir mi? Kasım'da olma olasılığı var ama düşük. Ama asıl Nisan ayında. O zaman Mehmet Şimşek ve uyguladığı tüm politikalar değişecek mi, frenlenecek mi? Çünkü erken seçime gitmek isteyen bir hükümet, bir cumhurbaşkanı Erdoğan bu politikalarla gitmek istemeyecektir herhalde. Yani 12.500 liralık bir emekli maaşıyla, 17.000 liralık bir asgari ücretle gitmek istemeyecektir diye düşünüyorum. O zaman hani Kasım ya da 2025 Nisan'sa bu politikalar biz kışa çıkmadan o zaman tarihin tozlu sayfalarına mı girer? Ne olur? Melda, Mehmet Şimşek'in ekonomik programı diyorsunuz. Mehmet Şimşek'in herhangi bir ekonomik programı yok ki. Mesela neydi? Bir Kemal Derviş'in bir ekonomik programı vardı. Ya da IMF programı. Mehmet Şimşek'in bir programı olmadı. Bakın Mehmet Şimşek göreve geldi. Göreve gelir gelmez faizleri hızla yukarıya çekti. 50'ye kadar çekti. Ve 50'de dahi Türkiye'ye bir para girişi olmadı. Bu para girişi ancak seçimden 4-5 hafta sonra bir anda böyle birisi sanki start verdi. Bir anda gökten para yağar gibi bir para geldi Merkez Bankası'na. Tabii ki bunun maliyeti çok fazla. Biz bugün Merkez Bankası'nın -60'tan rezervini +13'e kadar gelmiş olmasına seviniyoruz ama bakın bu para nasıl geldi? Bu para Türkiye'ye ihracat yaparak mı geldi? Ya da bu para Türkiye'ye doğrudan yatırım olarak mı geldi? Yok. Neye geldi? Kısa vadede carry trade dediğimiz olayla geldi. Bakın mesela günlerdir ne diyoruz? Tahvile yabancı geliyor Türk tahviline. Daha sonra Bloomberg'den Kerim Karakaya'nın haberiyle öğrendik ki yabancı dediğimiz tahvil alışlarının büyük bir bölümünü Londra'dan Türk bankaları yapmış. Ve bunu hazine yalanlamadı. O gün bugündür de tahvil faizleri yeniden yükseliyor. 38'den 42'lere dayandı. Demek ki yabancı yok. Carry trade'in dışında o yüksek faize mevduata gelenin dışında bir para girişi yok. Yani Mehmet Şimşek politikaları yok. Şimdi burada sorunun bana göre en can alıcı noktası şu. Erdoğan 12.500 lira emekli maaşı ve 17.002 lira asgari ücrette yeniden seçim kazanabilir mi? Elbette kazanamaz. Zaten bunu yapabilseydi
seçimden önce yapardı ve seçimi de kazanırdı. Emin ol kazanırdı. Ama şu anda mesele Erdoğan'ın verip vermemesi değil. Bakın günlerdir tartışma konusu. Ne tartışılıyordu? 2500 lirayı ki aslında emekli 2500 lira da vermediler. Oradaki bakın nüansa dikkat etmeni istiyorum. En düşük maaş 12.500 lira oldu. Yani insanlar sanıyor ki orada herkese 2500 lira seyyan enzam verildi. Hayır verilmedi. O 2500 lira için dahi şu anda kaynak bulunamadı. Böyle devletin böyle bir problemi var. Yani senin kasan tam takır. Onun için evet. Erdoğan'ın yapabileceği bir şey yok. Ha diyeceksin ki para basar. Para basamaz mı geçmişte olduğu gibi? Evet basar ama enflasyon süper enflasyona dönüşür. Yani %200 enflasyon olur. O zaman da kimse insan içine çıkamaz. Türkiye'de her şey allak bullak olur. Arjantin gibi olur. Meksika gibi olur. Bunu da yapamaz. İşte bu nedenle bana göre Erdoğan'ın umudu önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek'in biraz daha önce de ifade ettiğim gibi parasal sıkılaştırmayla bu enflasyon belasını gerçekten düşüyor göstermek. Düşmesi değil, düşüyor göstermek. Çünkü tek umudu o şu anda. Peki Mehmet Şimşek devam eder mi? Mehmet Şimşek için ben eskiden daha karamsardım. Yani Mehmet Şimşek'in uzun süre devam edemeyeceğini düşünüyordum ama Mehmet Şimşek de artık bu işi kısmen bıraktı. Yani akışına bıraktı. Artık politikacı olmaya başladı. Hani göreve geldi işte Gabbar Dağı'ndaki petrolden bahsetti ya. İşte o gün gördüm ki Mehmet Şimşek artık iyi bir politikacı olmuş ve şu anda da Mehmet Şimşek politikacı. Ama AKP üzerinde baskı artıyor. Bakın geçen bir AKP'li yönetici Elitaş'tı galiba. Kayseri'de vatandaşın sözlü saldırısına uğradı. Doğru kurtardı kendine. Yani insanlar öfke kusuyor. Bu emekli, asgari ücretli artık o kadar zor durumda ki bana göre burada Mehmet Şimşek'in de Erdoğan'ın da yapabileceği bir şey yok. Türkiye'de başka konular tartışılacak. Bu süre içerisinde neler tartışılacak? Bana göre AKP ile CHP arasında pazarlık konuları olacak. Yani başka bir şey olmayacak. Neyin pazarlığını yapacaklar? Tabii onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. CHP'nin ne yapmak istediğini göreceğiz. Ama Türkiye hızla bir seçim atmosferine giriyor. Burada memurun kaç lira alacağı, emeklinin kaç lira alacağından çok biz kendimizi nasıl kurtarırıza bakmamız gerekiyor. Zaten CHP şu anda ciddi bir hazırlık içerisinde. Özellikle Ekrem İmamoğlu tarafında ciddi bir çalışma var. Bakın çok ciddi bir çalışma var. Ekrem İmamoğlu'nun bazı ekonomistlerle yakın temasta oldu. Yeni bir ekonomik programı dahi çalıştıklarını biliyordum ben. Yani ne yapabilirler, ne yapabilirler, ne iktidara gelirsek, Cumhurbaşkanı adayı olurum, sonra da seçilirsem hangi ekonomi politikasını uygulamaya koyarımın dersini çalışıyor. Dersine değil, ciddi anlamda program üzerine çalışıyorlar. Program üzerine, yani dersini yurt dışından büyük bir fonun da yöneticisi aynı zamanda bildiğim kadarıyla burada ismini veremeyeceğim bir fon yöneticisiyle dahi ortak çalışıyorlar. Türkiye'ye nasıl kaynak aktarılabileceğine, neler yapılabileceğine ciddi anlamda çalışıyorlar. Aslında İmamoğlu şu anda belediye başkanı olarak değil bir cumhurbaşkanı gibi ekonomik program üzerinde çalışıyor. Ekibi harıl harıl çalışıyor. Hemen hemen bunu kesin gözüyle bakıyorlar. Bir taraftan da dün Murat programda da söyledim. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Hanım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hazırlıyorlar. Ki orada da çok ciddi çalışmalar var. Özellikle İmamoğlu'na ilk yıl seçimi kazandıran bir PR ekibi var. O PR ekibi şu anda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Hanım üzerinde çalışıyor. Sinem Hanım işte vaatlerini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiğine dair sürekli olarak medyada ve sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. İşte pazar desteği başladı. 5000 liralık emeklere ve belediye başkanı Sinem Hanım sürekli halkın arasında. Yani İmamoğlu'nun o dönemdeki stratejisi aynen Sinem Hanım tarafından uygulanıyor. Çünkü aynı ekip. Yani İmamoğlu'nun ekibi. İmamoğlu bir taraftan Cumhurbaşkanı olarak hazırlık yaparken ki ekonomik program yani olası bir seçim öncesi İmamoğlu ekonomik programı hazırlanmış bir şekilde halkın karşısına çıkacak.
seçimi alması halinde de hemen ilk 3 gün içerisinde bunu hayata sokabilecek bir çalışma içerisindeler. Bunlar gerçekleşebilir mi? Ben bunun çok ciddi anlamda gerçekleşeceğine inanıyorum. Bir kere ki artık AKP döneminin, ben bir gazeteci olarak, 32 yıllık gazeteci olarak bittiğine inanıyorum. Yani yeni bir dönem var. Yeni dönemde yeni bir iktidar geliyor. Özellikle bu iktidarın büyük bir fon akışını demokrasi ayağıyla getireceğine inanıyorum. Çünkü şu anda Türkiye'ye para gelmiyor. Bakın Mehmet Şimşek yaklaşık 55 bin kilometre dolaştı ve Türkiye halen para getiremedi. Gelen de carry trade'de geliyor. Gelmemelerinin tek nedeni Türkiye'deki hukuk sistemi, demokrasiye bakış açısı ve bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman ciddi bir tıkanıklık oluyor. Ha şimdi burada ben sanki CHP gelecek, işte bütün ekonomik kriz bitecek gibi bir şey ifade etmiyorum. Elbette CHP değil, başka bir parti de olabilir ya da başka bir isim de olabilir. İşi zor ama formül olarak bütün dünyanın önerdiği bir formül var. Hukuk sisteminin yeniden tesis edilmesi, demokrasinin tesis edilmesi, ondan sonra çünkü ekonominin esası güvene dayalıdır. Güven içinde, bakın bir avuçluk Hollanda, yani neredeyse bütün Konya kadar. Neden Hollanda'ya bütün işte adalet sistemi orada, hukuk mahkemeleri orada, birçoğu uyuşmazlığa oraya gidiyor. Çünkü oradaki hukuk sistemi sağlam temellenme. Yani parayı getirecek adam o ülkede hukuk istiyor. Melda bunun için Türkiye'ye geliyor ve olası cumhurbaşkanlığı adayı da şu anda harıl harıl, ki ben olası diyorum. Bilgilerime dayanarak gördüğümden, bir gazeteci olarak ki uzun yıllar ben siyaset muhabirliği yaptım, Tercüman Gazetesi gibi böyle birçok önemli yerlerde çalıştım. Yani şu anda tamamen bir AKP sonrası iktidara hazırlanıyor. Bunu bence biraz bir süre daha tekrar konuşmamız lazım Melda. Çok teşekkürler Remzi Özdemir. Remzi abimiz, para medya kurucusu, editörü Remzi Özdemir Melda Yücel TV'deydi. Merhaba, merhaba, merhaba dedik. Coşkulu bir şekilde de ayağına, yüreğine sağlık diyerek de uğurluyoruz. İyi haberlere izleyicilerimize de diyelim. Abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz beğenmeyi de unutmayın. Remzi Özdemir varsa nasıl beğenmesinler? Sağ olun bir kez daha. Çok teşekkürler.